Evet sevgili izleyicilerimiz, hemen bir gün sizlerle beraber yine güzel bir güne başladık ve çok da farklı güzel yemeklerimizle şimdi sizlere hemen yemeklerimizi hazırlamış olacağız. Bugün neler yapacağız, hangi yemeklerimiz var? Sevgili izleyicilerimiz, bugün sizlere çok güzel bir ciğer hazırlayacağız. Tavuk ciğerimiz var, onu yapacağız. O da farklı ve güzel bir sunumla sizlere hazırlanacak ve onu bol sebzeyle beraber yapacağız. Biz burada hazırlarken sizler de kendi evlerinize güzel bir şekilde yapacağınız hem farklı hem de güzel bir sunum olmuş olacak inşallah. Onu yaptıktan sonra sevgili izleyenimiz yavaş yavaş ciğerimiz pişmeye başlayacak ve güzelce bir şekilde hazırlanacak. Bir gün onun yanında bir de ne yapacağız? Yeşil pilavımız var. Onu sizlere hazırlayacağız. Bakalım yeşil pilavımız içinde neler var? Hangi malzemelerimizi kullanacağız? Onlarla beraber güzel bir şekilde ne yapacağız sevgili izleyenimiz? Yeşil pilavımızı hazırlayacağız ve malzemelerimizi sizlere anlattıktan sonra pilavımızı da hazırlamış olacağız. Ve bir gün yine sizlere güzel bir çılbır yapacağız ve bir normal bildiğimiz çılbırın dışında farklı ve güzel bir çılbır olacak. Bunun için de neler kullanacağız sevgili izleyenlerimiz? Hemen rokamız olacak ve rokayla beraber hazırlayacağımız güzel bir çılbır olacak. Bakalım içinde hangi malzemelerimiz olacak. Onlarla beraber sizlere hazırlayıp ve tezgahımızın üzerine sunacağımız 3 tane yemeğimiz olmuş olacak. Tabii ki biz bunları hazırlarken sevgili izleyenlerimiz sizler de evlerinize kolay bir şekilde ve pratik bir şekilde bir de bulabileceğiniz malzemelerle aynı güzellikte ve lezzette yapın diye biz burada hazırlayacağız. Sizler de evlerinize aynı güzellikte ve lezzette inşallah hazırlanmış olacaksınız bu güzel yemeklerimizi. Şimdi sevgili izleyenimiz hemen birazdan ne yapacağız? Listemizi alacağız. Listemizi aldıktan sonra yavaş yavaş hazırlığımıza başlayacağız. İlk önce biz ne yapalım? Izgaramızı hazırlayalım listemiz gelene kadar sevgili izleyenimiz. Şimdi geniş bir tane tencere bana lazım. Onun için de ben ne yapacağım? Şöyle ızgaramızı kullanacağız. Hemen ızgaramızı alalım. Bunu ilk önce şöyle hazırlayalım. Bir hazırlık yapalım sevgili izleyenlerimiz. Hem normal ızgara olarak kullanacağız hem de şöyle istediğimizde ızgara tenceresinde kullanabiliriz. Şimdi tenceremizi hazırladık sevgili izleyenlerimiz. Altını hafiften bir açalım, o ısınmaya başlasın. Biz listemizi alana kadar yavaş yavaş ızgaramız da ısınmaya başlayacak inşallah. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen ızgaramız ısınmaya başlarken biz de neler yapacağız? İlk önce dedi ki bol sebzeyle beraber güzel bir tavuk ciğeri yapalım sizlere. Tavuk ciğeri de hem çok uygun hem güzel hem lezzetli. Bir de istediğiniz gibi farklı sunumlarda da yapabilirsiniz. İsterseniz Arnavut ciğeri, isterseniz farklı farklı sunumlarda da gerçekleştirebilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Hemen biz şöyle ne yapacağız? İlk önce bir tavamızın içine yağımızı ilave edelim. Yağımızı ilave ettikten sonra o yavaş yavaş ısınmaya başlasın. Biz de ne yapacağız? Sebzelerimizi doğramaya başlayacağız. Birazdan listemizi alana kadar şöyle hafiften yağımı ilave ettim ızgaramıza. Şimdi sevgili izleyenlerimiz ciğer hazırlayacağız ama ciğerin biraz daha lezzetli ve güzel olmasını istiyorsa ne yapacağız? Onun için de sebzemizi biraz daha fazla kullanabiliriz. Ne yapabiliriz? Soğanımızı da şöyle fazla kullanabiliriz biraz ağırlıkta. Bunu başlayalım soğanımızı hazırlamaya. Sizler de görün diye. İsterseniz soğanı çok ince ince de doğrayabilirsiniz. Sevgili izleyenlerimiz isterseniz İri kuşbaşı halinde de doğrayabilirsiniz. Hangisini tercih etmek istiyorsanız, hangisini kullanmak istiyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Biz biraz soğanlarımızı iri doğrayacağız. İçinde hem belirgin olsun hem güzel bir şekilde sunumumuz gerçekleşsin diye. Şöyle hemen doğramaya başlayalım. Tavamızın altını açtık. Sevgili izleyenim ızgaramızın altını açtık. O ısınmaya başladı. Biz de şimdi ilk önce ne yapacağız? Hemen soğanlarımız sevgili izleyenlerimiz. Tavuk ciğeri çok çabuk pişeceği için biz de ne yapacağız? İlk önce işlemimizi hemen soğanlarımızla başlamış olacağız inşallah. Şöyle soğanlarımız hazırlandı. Onları ben ne yapıyorum sevgili izleyenlerimiz? Tenceremize gönderiyoruz. Ne yapacağız? 1-2 diş sarımsağımızı hazırlayalım. Hemen. Sarımsakları da biraz iri parçalar halinde kullanabiliriz.
Evet, şöyle sevgili izleyenlerimiz, hemen listemiz de geldi. Listemizi de şöyle yavaş yavaş alalım. Listemizi aldıktan sonra nereye yapacağımızı tekrardan sizlere anlatacağız inşallah. İlk önce bir ciğerimizin hemen güzel bir listesini alalım. Bakalım hangi malzemelerimiz var. Evet sevgili izleyenlerimiz, şöyle sizlere bir günde sebzeli güzel tavuk ciğerimiz olacak. Onu hazırlayacağız. Sebzeli tavuk ciğerimiz içinde neler kullanıyoruz? 1 kilo kadar tavuk ciğeri kullanıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Hemen 2 adet kuru soğanımız var. Ondan sonra 4 diş sarımsak kullanıyoruz. Ve 2 adet domates kullanıyoruz. 5 adet karışık biberimiz olacak. O da güzel bir lezzet katacak. Biber kullanacağız. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber. Ondan sonra ona çok yakışan ve kekiğimiz olacak. 1 tutam kadar maydanoz kullanacağız sevgili izleyenlerimiz. Ve yanında salata hazırlayacağız. Soğanımız var, o salatamıza kullanacağımız ve ondan sonra bir su bardağı kadar sıvı yağımız var. Hemen tekrardan malzememizi bir daha anlatalım. Sevgili izleyenler, 1 kilo kadar tavuk ciğerimiz temizlenmiş bir şekilde. Ondan sonra 2 adet kuru soğanımız, 4 diş sarımsak kullanıyoruz. 2 adet domates ve 5 adet biber kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kekik, 1 tutam maydanoz. Yetecek kadar sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Yanında hemen salata hazırlayacaksak 3 tane de soğanımız olacak. Onunla beraber salatamızı da hazırlamış olacağız. Şimdi ilk önce sevgili izleyenlerimiz, tavamızın içine soğanımızı ve sarımsağımızı ilave ettik. Onlar güzelce bir şekilde kavrulacak. Onlar kavrulurken içine biraz defne yaprağımızı, karabiberimizi ilave edeceğiz. Daha lezzetli ve güzel olmasını sağlamış olacak. Ondan sonra biz ne yapacağız? Biberlerimizi içine ilave edeceğiz. Biberlerimiz de biraz sotelendikten sonra hemen tavuk ciğerlerini içine ilave edeceğiz. Ciğerler yavaş yavaş pişmeye başlayacak. Onlar güzel bir şekilde piştikten sonra ne yapacağız? Hemen sevgili izleyenlerimiz, baharatlarımızı tekrardan içine ilave edeceğiz. Son olarak da içine domateslerimizi ilave edip altını biraz kısacağım. Kısık bir ateşte yarım saat pişecek. Hemen ciğerimiz hazırlanmış olacak ve güzel de bir sunum olmuş olacak inşallah. Şimdi hemen biz soğanlarımızı hazırlamıştık. Onları tenceremize gönderdik. Yavaş yavaş kavurmaya başladık. Of, şöyle sevgili izleyenlerimiz, lezzetli ve güzel bir ciğer olacak inşallah. Biraz benim hemen bütün etlerimizde ve da yaptığım ciğerlerin içinde defne yaprağı bir veya iki tane kullanılabilir sevgili izleyenlerimiz. Kesinlikle bir sakıncası yok ve çok lezzetli, güzel bir şekilde hem yemeğimizi de hazırlatmış olacağız inşallah. Bunda ben biraz tane karabiber kullanacağım ama sizler isterseniz toz karabiber de tercih edebilirsiniz. Hangisi sizler çok fazla hoşunuza gidiyorsa onu kullanabilirsiniz. Ama tane karabiber kullanırsak hem çok lezzetli hem de güzel olacak. Onun için siz de isterseniz tane karabiber de kullanabilirsiniz. Şimdi hazır sevgili izleyenlerimiz. Yavaş yavaş soğanlarımız kavrulmaya devam etsin. Biz de geniş bir tane tabağımızı alalım. Biraz ağırlıkta biber kullanacağız. 5 adet biber dedik sevgili izleyenlerimiz. Şimdi biz de kırmızı biberimiz ve de sivri biberimizi alalım. Soğanlarımız hazırlanana kadar bunlar da hazırlanmış olacak. Şöyle önce bir çekirdeklerini alalım. Hemen 4'e bölüyoruz. Bunu da aynı şekilde. Hemen 4'e böldük. Biraz iri parçalar halinde doğruyorum sevgili izleyenlerimiz. İri kuşbaşı halinde doğrayalım ki içinde belirgin olsun, güzel görünsün diye sizler de iri bir şekilde biberlerinizi doğrayabilirsiniz. Sivri biberimiz, 3 tane sivri biber demiştik. Bunları da hemen ortadan ikiye sadece böleceğim sevgili izleyenlerimiz. Şöyle. Ondan sonra ne yapacağız? Çekirdeklerini alalım. Yemeğimizin içinde hem görüntüsü kötü olacak hem de yemeğimizi biraz acıtacağı için, şöyle sevgili izleyenlerim, acımsı bir tat vereceği için şöyle çekirdeklerini ayıklıyorum. Hazır. Şimdi bunları da aynı şekilde iri kuşbaşı şeklinde doğruyorum sevgili izleyenlerimiz. Hemen tabağımı alalım. Hazır biberlerimiz, soğanlarımız kavrulmaya başladı. Onlar güzel bir şekilde sotelendi. Karabiberim, sarımsağım, defne yaprağım hepsini içine ilave ettim. Hafif bir yağla beraber soteledik. Soteleme işimi bittikten sonra ne yapıyoruz? Biberlerimizi içine ilave ediyorum sevgili izleyenlerimiz. Hemen biberlerimizi şöyle karıştıralım. Güzelce biberlerimizin o aroması soğanımıza da geçsin de yemeğimize güzel bir aroma katsın diye hafif bir sotelemeye başladık.
Biz de bu esnada ne yapacağız? Tezgahımızı da toparlayalım. İçine domates sizler isterseniz fazla da kullanabilirsiniz ama isterseniz az da tercih edebilirsiniz. Şöyle bir iki tane domates yetecekti sevgili izleyenlerimiz. Domatesimizi de hazırlayalım. İki tane domatesimiz. Domatesleri de ben biraz iri kuşbaşı şeklinde doğrayacağım ki bunlar hem hazırlamış olduğumuz yemeğimizin görüntüsü açısından daha güzel bir şekilde görüntüsü gösterecek sevgili izleyenlerimiz. Hem de yemeğimizin içinde kaybolmamış olacak ve bu şekilde sunumumuzu da güzel yapmış olacağız inşallah. Diğer domatesimiz aynı şekilde onu da hemen iri kuşbaşı şeklinde doğrayalım. Şimdi domateslerim hazır. Hemen biberlerimiz sotelenmeye başladı. Sevgili ciğerlerimiz güzelce bir şekilde toparlanmaya başladı. Biz de ne yapıyoruz? Ciğerleri içine ilave edelim. 1 kilo kadar tavuk ciğerimiz. Kabımızı içine ilave ediyoruz. Şöyle biraz karıştıralım. Güzel bir şekilde pişmeye başlasın. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Biraz altını kısabiliriz. Şöyle hafif. Evet. Yavaş yavaş pişmeye devam etsin. O güzelce bir şekilde hazırlansın. Domateslerimiz de hazır. Birazdan domateslerimizi içine ilave edeceğiz. Ve baharatlarımız olacak. Baharatlarımızı da içine tekrardan içine ilave edip o şekilde pişirme işlemine devam etmiş olacağız inşallah. Şimdi sevgili izleyenlerimiz yavaş yavaş ciğerler pişmeye devam etsin. Güzel bir şekilde hazırlansın. Dilerseniz yemeğimiz pişerken bize ne yapalım? İkinci bir yemeğimizin de listesini alalım. Sizlerle beraber hemen sizlere bir gün çılbır hazırlayacağız. Çılbır da yine farklı güzel bir çılbır olacak. Roka ile taze soğanla ve havuçla beraber yapacağımız sunumu da güzel olacak. Bir tane çılbırımız olacak sevgili izleyenlerimiz. Hemen çılbırımızın da listesi gelsin. Neler kullanıyormuşuz? Evet, rokalı çılbırımız için sevgili izleyenlerimiz neler kullanıyoruz? 2 adet roka kullanıyoruz. Ondan sonra 4 adet veya 2 adet havuç kullanıyoruz. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız var. Kuru soğan kullanıyoruz. Ondan sonra 200 gram kadar süzme yoğurdumuz var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber ve ondan sonra 5 adet yumurta kullanıyoruz. Yumurtayı siz dilerseniz fazla veya az da tercih edebilirsiniz. Ondan sonra 1 tutam taze nanemiz var sevgili izleyenlerimiz. Nane kullanacağız. Ve ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var. Ve 1 tatlı kaşığı kadar sirkemiz var. 2 bar rokamız var. Roka kullanacağız. 2 adet havuç sevgili izleyenlerimiz. 1 adet kuru soğan kullanacağız. 200 gram kadar süzme yoğurdumuz var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, kırmızı toz biberimiz. 5 adet yumurta kullanıyoruz. Ondan sonra 1 tutam taze nanemiz var. Nane kullanacağız. Ve sıvı yağımız 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullanacağız sevgili izleyenlerimiz. Ve 1 tatlı kaşığı kadar da sirke kullanacağız. Hemen nasıl yapacağız onu da kısaca size anlatalım. İlk önce sevgili izleyenimiz havuçları güzelce bir şekilde kabuklarını soyacağız. Onları rendeleyeceğiz. Onları rendeledikten sonra soğanımızı ince ince doğrayacağız. Tenceremizin içine kavurmaya başlayacağız. Tenceremizin içine kavrulduktan sonra hemen peşi sıra ne yapıyoruz? İçine havuçları ilave ediyorsunuz. Ondan sonra içine rokanızı ilave ediyorsunuz. Taze nanemizle beraber onu güzelce bir şekilde kavuruyoruz. Ondan sonra bütün baharatlarımızı içine ilave ediyoruz. Ve servis edeceğimiz tabağımıza alalım. Onun üzerine de yoğurtlarımızı ilave ettikten sonra normal yumurta hazırladığımız gibi yumurtaları da güzel bir şekilde hazırlayacağız. Suyumuzun içinde onları haşlayacağız. Yumurtayı da haşlandıktan sonra üzerine alıp o şekilde işlemimizi gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Hemen şöyle sevgili izleyenlerimiz. Tekrardan yemeğimizi hafiften bir karıştıralım. Yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Domateslerimiz, onu da içine ilave ediyorum. Şimdi tavuk ciğerimiz, sebzeli tavuk ciğerimiz hazır sevgili izleyenlerimiz. Bu güzel bir şekilde pişmeye devam edecek. O pişsin, iyice bir pişecek. Piştikten sonra en son olarak ne yapacağız? Baharatlarımızı ilave edeceğiz. Baharatlarımız onu güzelleştirecek ve lezzetli bir hale getirilmiş olacak inşallah. Biz de şimdi çılbırımızın bir hazırlığına başlayalım. Normal çılbır biz ne yapıyoruz? Sevgili izleyenlerimiz hemen yoğurdumuzu
tabağımızın içine alıyorduk. Ondan sonra yumurtaları suyun içinde güzelce bir şekilde haşladıktan sonra, kaynattıktan sonra hemen alıp yoğurtlarımızın üzerine ilave edip o şekilde sunumumuzu gerçekleştiriyorduk. Ama bugün sizlere farklı ve güzel bir çılbır hazırlayacağız. Şimdi ilk önce ne yapalım? Soğanımı, sevgili izleyenlerimiz, ne kadar kullanmak istiyorsanız fazla veya da az tercih size kalmış. Biz şöyle iki tane soğan bize yetecek. Havuç. Şöyle havuç da alalım. Havuç da sevgili izleyenlerimiz 3 tane bize yetecek. Şöyle hemen bunu da kenara alıyorum. İlk önce havuçla başlayalım ki daha rahat bir şekilde işlemimizi gerçekleştirmemiz için. Kabuğunu soyalım. Evet. Şöyle alalım. Bunu da aynı işlemle hemen kabuğunu soyuyoruz. Şimdi hazır. Hemen tezgahımızı toparlayalım. Havuçları sevgili izleyenim biraz fazla kavurup güzel bir renk almasını sağlamış olacağız inşallah. Hemen kabımızı alalım, tabağımızı. Havuçları rendeleyeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Şöyle. Hemen havuçlar hazır olsun ki soğanlarımızı doğradıktan sonra daha rahat bir şekilde işlemlerimizi gerçekleştirmemiz için sevgili izleyenlerimiz. Ocağımızın altını da açalım, o da ısınmaya başlasın. Evet. Şimdi son bir tane havuç kaldı, onu da hemen rendeleyelim. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen havuçlar da hazırlandı. Tabağımız da kenarda beklesin. Evet, şunları kenara alabiliriz. Tenceremizin içine 2 veya da 3 yemek kaşığı kadar yağımızı ilave edebiliriz. Şöyle biraz yağımızı, zeytinyağımızı hemen ilave edelim. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz tabii ki soğanımız. Soğan dedik, fazla kullanmak istiyorsanız fazla da kullanabilirsiniz. İsterseniz az da tercih edebilirsiniz. Tercih size kalmış. Şimdi sevgili izleyenlerimiz yemeğimiz çok güzel bir şekilde kokmaya başladı. O defne yaprağı hem de tane karabiber, biberin aromasıyla beraber çok lezzetli ve güzel bir koku vermeye başladı. Biz de şöyle çok fazla karıştırmayacağız. Çünkü tavuk ciğeri biraz hassas olduğu için sevgili izleyenlerimiz hemen yavaş yavaş karıştırıp o kendi zaten buharıyla pişmeye başlamıştır. O güzel bir şekilde pişmeye devam etsin. Şimdi soğanımız hemen soğanımızı ince ince doğrayalım. Bir veya da iki tane kullanılabilir soğanımız. Yapacağınız ölçüler fazla ise, eğer fazla da kullanmak istiyorsanız biraz daha fazla soğanınızı da tercih edebilirsiniz. Biz buna ilaveten de iki tane veya da üç tane de taze soğan da kullanacağız sevgili izleyenlerimiz. O da ona güzel bir aroma ve lezzet katacak. Hemen ince ince bunları doğramaya başladık. Şimdi soğanımız hazır. Soğanımız bizi biraz duygulandırdı. Bayağı da acıymış. Hemen şöyle alalım yanımıza. Tezgahımızda ufaktan bir toparlayacağız sevgili izleyenlerimiz. Tabii biz evlerimizde sevgili izleyenlerimiz şöyle dana ciğeriyle beraber veya da tavuk ciğeriyle beraber farklı güzel sunumlar yapıyoruz. Şimdi tavuk ciğeri de ne yapabiliriz? Çocuklarımıza ve kendimize böyle farklı sunumlarla da hazırlayabiliriz.
sebzeli yapabiliriz, arnavut ciğeri yapabiliriz böyle veya da normal sade olarak kavurmasını gerçekleştirebiliriz, hazırlayabiliriz. Hangisini istiyorsak o şekilde hazırlanabilir. Bir gün biz de şöyle sebzeli bir şekilde hazırladık ve onunla daha lezzetli ve güzel olması için şimdi birazdan ben sizlere hemen onun püf noktalarını da anlatacağım. Bu arada da soğanlarımız kavrulmaya başladı. Ve sevgili izleyenlerimiz 3-4 tane taze soğan kullanacağız sevgili izleyenlerimiz. Rokamız, ondan sonra taze nanemiz. Bunları da şimdi ince ince doğrayacağız. Hemen şöyle alalım. Rokayı da çok fazla ince doğramanıza gerek yok sevgili izleyenlerimiz. Hemen yarım parmak şeklinde doğrayalım ki biraz içinde belirgin olacak. Hemen hazırladık. Bunu kenara alıyorum. Güzel. Bir roka da çok hem çok yakışıyor hem de güzel bir aroma veriyor sevgili izleyenlerimiz. Şimdi de taze nanemiz ve soğanımız. Soğanlarımızı da nane ile beraber ince ince doğrayalım. Biz bunları hazırlayana kadar tabii ki soğanlarımız da hazırlanmış olacak. İri kalan parçalar da varsa tekrardan biraz daha inceltebiliriz. Şimdi yeşilliğimiz de hazır. Bunları da tabağımızın kenarına alalım. Hazır dursun. Evet. Soğanlarımız güzel bir şekilde sevgili izleyenlerimiz kavruldu. Ve şu anda yavaş yavaş farklı ve güzel de bir koku vermeye başladı. Ve ne yapıyoruz? Şimdi içine havuçlarımızı ilave edebiliriz. Şöyle bakalım duruma. Eğer ki fazlaysa fazla da kullanmayabiliriz. Şöyle kaldıralım. Bunu da sonra değerlendirebiliriz. Hemen soğanlarımızdan sonra içine havuçları ilave ediyoruz. Havuçları biraz soteleyeceğiz ki havuçlar hem diriliğini götürmüş olacak sevgili, biraz öldürmüş olacağız. Hem de güzel bir renk vermiş olacak havuçlar. Evet, o da hazır. Pişmeye devam etsin. Şöyle ufak bir tezgahımızı toparlayalım. Şimdi bir yandan havuçlar pişmeye devam ediyor. Sevgili izleyen, bir yandan da ciğerleri güzel bir şekilde hazırlıyoruz. Ciğerler yavaş yavaş toparlamaya başladı sevgili izleyenlerimiz. Şöyle bir karıştıralım. Evet. Tane tane ve güzel bir koku verdi ve yavaş yavaş pişmeye başladı sevgili izleyenlerimiz. Ve pişmeye başladıktan sonra karabiber kullanmayacağız. Eğer ki tane karabiberimiz varsa tane karabiber kullanabiliriz. Tane karabiber yoksa kırmızı toz karabiber kullanabiliriz. Karabiber çok yakışıyor ve çok da güzel bir aroma, lezzet katıyor. Mutlaka kullanmamız gerekiyor sevgili izleyenlerimiz. Ciğere çok yakışıyor ve kavurma hazırladığımız etlerimizde tavuk olabilir, normal kırmızı et olabilir. Bunlara ayrı güzel bir lezzet katıyor. Mutlaka kullanın diyorum. Ondan sonra biraz ne yapacağız sevgili izleyenlerimiz? Kimyon kullanacağız. O ciğerin kokusunu gidermek istiyoruz. Şimdi ciğerin kokusuna belki sizler rahatsız olabilirsiniz. Belki pek fazla hoşunuza da gitmeyebilir. Ve daha lezzetli bir hale alması için ve gelmesi için ne yapacağız? Biraz bundan kimyon kullanabiliriz. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz biraz kırmızı toz biber. Mutlaka kırmızı toz biber kullanmamız gerekiyor ki renk olarak güzel bir renk verecek ve lezzet katacak. Böyle kırmızı toz biberimiz. Ve ona çok yakışan pul biberimiz. Kırmızı toz biber varsa elimizde tatlı kullanabiliriz ama yoksa da acı da kullanabilirsiniz. Eğer ki ufak çocuklarımız yoksa şayet sizler de bu şekilde tercihinizi yapabilirsiniz. Şimdi kekik sevgili izleyenlerimiz. Güzel bir aroma katacak o da. İçine ilave ediyoruz. Ve de yetecek kadar tuzumuz. Hemen tuzumuzu da içine ilave edelim. Tuzumuzu da içine ilave ettikten sonra sevgili izleyenlerimiz şimdi hafiften biraz karıştıralım. Pişmeye başladı. Ondan sonra sona doğru biz de ne yaptık? İçine hemen bütün baharatlarımızı ilave ettik. Pul biberimiz, kimyonumuz, ondan sonra kekik,
ve hafiften tuzumuzla beraber şöyle bütün baharatlarımızı, karabiberimizi ilave etmiştik. İçine ilave ettik. Ve karıştırdık sevgili izleyenlerimiz. Bu şekilde pişmeye devam edecek. Bir 10 dakika daha piştikten sonra ciğer tavamız hazırlamış olacak ve ondan sonra sunumumuzu yapabilirsiniz. Şimdi o hazır sevgili izleyenlerimiz. Hemen tavamızda soğanlarımız kavruldu. Ondan sonra havuçları içine ilave ettik. Şimdi yeşilliğimizi ilave edebiliriz. Rokamız hemen gönderelim şöyle tenceremizin içine. Ondan sonra taze nanemiz ve de soğanımız. Bunları da tenceremize gönderelim. Şöyle kenara beklesin. Hafiften bunları karıştıralım sevgili izleyenlerimiz. Evet. Bugün bol yeşillikli güzel bir program oldu sevgili izleyenlerimiz. Hem çocuklarımızı böyle sevindireceğimiz hem kendimizi bugün sebzelerle beraber mutlu edeceğimiz güzel bir gün oldu. Siz de tabii ki şöyle farklı sunumlar, güzel sunumlar yapmak istiyorsanız siz de sebzelerle beraber farklı yemekler yapabilirsiniz. Örneğin çılbırımız olabilir ve ondan sonra ciğer olabilir sevgili izleyenimiz. Birazdan da ne yapacağız? Sizlere pilav hazırlayacağız. Hem biliyorsunuz bulgurun çok sağlıklı olduğunu ve bir de onun içinde biz ne yapacağız? Ispanağımız olacak. Ispanakla beraber hazırlanacak ve daha güzel ve lezzetli olacak. Zaten sevgili izleyenimiz yeşilliğimiz hemen ateşi görür görmez kendini bırakmaya başladı. Güzelce bir şekilde hazırlandı ve baharatlarımız içine ilave edelim. Hafif biraz kekimi ben ilave ediyorum. Biraz şöyle pulverimiz ilave edelim. Çok hafif biraz karabiber ve de tuzumuz. Yetecek kadar tuzumuzu da içine ilave ettik. Bununla beraber tekrardan karıştıralım. Yeşilliğimiz hazır diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Kenara alalım. Servis tabaklarımız yavaş yavaş hazırlansın. Evet. Şöyle 3 tane tabağımız hazır. Hemen biraz yer açalım. Yeşilliğimiz de hazırlandı sevgili izleyenlerimiz. Onu da alalım. Ne yaptık? Önce soğan sevgili izleyenlerimiz. Soğanı güzelce bir şekilde kavurun. Onu kavurduktan sonra içine havuç. 1, 2 veya 3 tane havuç da kullanabilirsiniz. Siz de isterseniz fazla veya az da tercih edebilirsiniz. Havuçları da iyice bir kavurun. Güzelce bir şekilde pişecek havuçlar. Havuçlar da piştikten sonra ondan sonra rokanızı hemen doğrayın. Onun içine taze naneniz ve taze soğanınız. Onları da ince ince doğrayın, ilave edin. Hemen zaten ateşi görür görmez 2-3 dakika içinde kendini bırakacaktı yeşilliğimiz. O güzel bir şekilde piştikten sonra sevgili izleyenlerimiz tabii ki ne yapacağız? Baharatımız. Baharatımızı içine ilave edeceğiz. Baharatımızı da içine ilave ettikten sonra neler kullandık? Pulverimiz, kekiğimiz, kırmızı toz biber kullanabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Tuzumuzla beraber içine ilave ediyoruz. Ve şimdi servis edeceğimiz tabağımızı alalım. Bu 3 tane tabağımızı güzel bir görüntü oluştursun diye koyduk sevgili izleyenlerimiz. Hemen. Tavuk ciğerimiz de güzel bir şekilde onlar da pişti birazdan. Hemen onları da yavaş yavaş servis etmeye başlayacağız. Evet. Tenceremizin dibinde kalmasın. Bunları da alalım. Şimdi hazır. Tenceremizi kaldırıyoruz. Tabaklarımızın kenarı hemen onu da toparlayalım. Çirkin bir görüntü ortaya çıkmasın. Hazır sevgili izleyenlerimiz. Şimdi 3 tane tabağımız hazırlandı. Tabii ki ne yapacağız? Yoğurdumuz gelsin. Evet, hafif suyunu bırakmış. Kullanabiliriz. Geniş E2 tabak kullanmak istiyorsak ona kullanılabilir. Şimdi kaşığımız. Yoğurdumuzu sebzemizin üzerine ilave ediyoruz. Çok güzel bir lezzet olacak sevgili izleyenlerimiz. Hem görüntü açısından hem de lezzet olarak çok lezzetli olacak. Sizler de mutlaka yapın
deneyin diyorum. İsterseniz çocukları sevgili izleyenlerimiz hazırlayacaksa biraz daha içine ne yapabiliriz? Nane kullanabiliriz. Nane ile beraber karıştıralım. Bunu da diğer tabağımıza ilave ediyoruz. Evet. Şimdi hazır tabaklarımız hazırlandı. Hemen tabaklarımızı hazırladık sevgili izleyenlerimiz. Şöyle hızlı bir şekilde ne yapacağız? Alüminyum bir tane tepsi tercih edeceğiz. Alüminyum tepsimizi hemen ocağın üstünde koyalım. Şöyle suyumuz. Evet, şöyle sevgili izleyenlerimiz çok fazla olmayacak. Hemen hafiften tepsimizin sadece altını kaplayacak şekilde ne yapıyoruz? Suyumuzu, kaynar suyumuzu ilave ediyoruz. Minik biraz sirkemiz. Hafif. Şöyle bir iki damla yetecektir sevgili izleyenlerimiz. Heyecan yapıyor şöyle tepsimiz. Heyecan yapmana gerek yok. Birazdan hazırlayacağım seni. Şöyle. Şimdi sevgili izleyenlerimiz yavaş yavaş yemeğimiz hazırlandı. Ciğerler güzelce bir şekilde pişti. Onlar hazır. Hafiften sadece karıştırıyorum. Altını zaten kısmıştık. Biraz daha kısabiliriz. Kaynamaya devam etsin. Ve biz de ne yapıyoruz? Şimdi yumurta dedik. Şöyle tabağımızı yanımıza doğru alalım ki daha rahat bir şekilde çalışalım. Evet. Yumurta. 5 adet yumurta dedik sevgili izleyenlerimiz. Hemen onları almamız için şöyle bir tane spatulamız veya normal kaşığımız, düz bir kaşığımız da kullanabiliriz. Yumurtayı sevgili izleyenlerimiz şimdi hemen kaynayan suyun içine ilave ediyorum. Tekrardan kaç tane kullanacaksak sizler de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Kenarına gelsin çılgırımız. Evet. Şöyle. Hemen 5 adet yumurtamızı kırdık. Biraz daha. Evet, altını hafif bir kısalım ki kısık ateşte daha güzel bir şekilde pişecek sevgili izleyenlerimiz. Biraz şöyle yumurtalar toparlansın, onu piştikten sonra alacağız. Bu şekilde hem dağılmamış olacak hem de güzel bir şekilde sunumumuzu gerçekleştirmiş olacak çılbırımız için. Dilerseniz sevgili izleyenlerimiz hemen ciğerler pişmeye devam ediyor. Çılbırımız hazırlamaya devam ediyor. Çünkü o 2-3 dakika alacak pişmesini. Biz ne yapalım? 3. yemeğimizin de listesini alalım. O da hazırlansın. 3. yemeğimizi anlattıktan sonra çılbırımızı hazırlayıp servis edeceğiz ve ondan sonra sizlere pilavımızı da hazırlamış olacağız inşallah. Evet, pilavımız gelsin. Yeşil pilavımız. Neler varmış, hangi malzemelerimiz varmış yeşil pilavımızın içinde. Bugün o da çok sağlıklı ve güzel olacak. Çocuklarınıza bol bol yedireceğiniz güzel bir pilav olmuş olacak inşallah. Evet sevgili izleyenlerimiz, hemen yeşil pilavımız için de neler kullanıyormuşuz? 200 gram kadar ıspanak kullanıyoruz, 2 su bardağı kadar bulgur kullanıyoruz. Ondan sonra bir tutam kadar maydanoz kullanıyoruz ve bir tutam kadar dereotu kullanıyoruz. Ve 4 yemek kaşığı kadar tereyağımız var, tereyağı kullanıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar tuz, ondan sonra karabiberimiz, kuru nane ve 3 adet taze soğan kullanıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Tekrardan malzememizi bir daha anlatalım sizlere. 200 gram kadar ıspanak, 2 su bardağı kadar bulgur kullanıyoruz sevgili izleyenlerimiz. 1 tutam kadar maydanoz ve dereotu kullanıyoruz. Ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. Tereyağı kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber ve kuru nane. Çok yakışıyor, güzel bir lezzet katıyor. Kuru nanemiz olacak. Ve ondan sonra 3 adet sevgili izleyenlerimiz taze soğan kullanacağız yeşil pilavımız için. Öncelikle ne yapacağız sevgili izleyenlerimiz? Hemen sebzelerimizi ince ince doğrayacağız. Onları hazırlayacağız. Doğrandıktan sonra tenceremizin içine hemen yağımızı ilave edeceğiz. Tereyağımız. Tereyağımız güzelce bir şekilde eriyecek. Ondan sonra bulgurumuzu içine ilave edeceğiz. Bulgurumuz hafif biraz kavurduktan sonra ondan sonra ıspanak yeşilliğimizi hepsini soğan ve ıspanak içine ilave edeceğiz. Onları ilave ettikten sonra baharatlarımızı ilave edeceğiz. Baharatlarla beraber güzelce bir şekilde
kendini toparlayacak sevgili izleyenlerimiz. O güzelce bir şekilde bir kavrulduktan sonra baharatımızı ilave edip suyunu ilave edeceğiz. En son olarak da içine biraz dereotumuzu ve maydanozumuzu ilave ettikten sonra yeşil pilavımız hazırlanmış olacak. Onu dinlendireceğiz ve tane tane güzel bir şekilde hazırlanmış olacak inşallah. Yumurtalar şöyle sevgili izleyenlerimiz biraz daha şöyle toparlamaya başlasın. Evet. Şimdi tavuk ciğeri sevgili izleyenlerimiz. Tabii ki biz normalde evimizde yapıyoruz, hazırlıyoruz. Farklı sunumlar, güzel sunumlar. Tavuk ciğeri biz eğer ki biz burada neler kullandık? Aynı bizim gibi hazırlarsanız tavuk ciğeri çok lezzetli olacak ve sizde her zaman tercih edeceğiniz güzel bir yemek olmuş olacak. Ve bunun için yapmanız gereken çok fazla bir şeye gerek yok sevgili. Sadece ne yapacaksınız? Defne yaprağı, tane karabiber, biber ve domatesle beraber hazırlayabilirsiniz. Ne yaptık? Biz soğanımızı kavurduk, iyice bir soteledik. Soğanımız kavrulduktan sonra içine defne yaprağımızı ve tane karabiberimizi ilave ettik. Onlarla beraber güzelce bir şekilde kavurma işlemine başladık. Onlar kavrulduktan sonra içine biberlerimizi ilave ettik ki biberlerimiz kavrulduğu zaman yağla beraber sotelendiği zaman çok güzel bir koku veriyor ve aroma veriyor ve biberlerimizi o şekilde kavurduk. Ondan sonra biz ciğeri içine ilave ettik ve kavurmaya başladık. Biraz ciğerler kavrulduktan sonra toparlandıktan sonra içine domateslerinizi ilave edin. Domatesler de tane tane kalacak ve güzel bir belirgin bir şekilde içinde kalacak sevgili izleyenimiz. Ondan sonra hemen ne yaptık? İçine baharatlarımızı ilave ediyoruz. Baharatlarımızı içine ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde hazırlanmış olacak. Ve sizler de ciğeri hazırlayıp afiyet yiyeceğiniz güzel bir yemek olmuş olacak inşallah. Şöyle sevgili izleyenlerimiz hemen şöyle çevirebiliriz. Diğer tarafı da yavaş yavaş şöyle kayısı kıvamı dediğimiz tabiriyle biraz şöyle toparlansın. Tabii ki sizler biraz daha fazla pişirmek istiyorsanız biraz daha fazla pişirebilirsiniz. Sadece şöyle biraz normal bir toparlansın sevgili izleyenlerimiz. Biz hemen alacağız. Ondan sonra servis edeceğimiz tabaklarımıza almış olacağız inşallah. Evet. Şimdi yemeğimiz de hazırlandı sevgili izleyenlerimiz. Onu da biz sunumunu yapalım. Evet. Şöyle. Hem de tezgahımız toparlanmış olacak. Normal bir tabağımızı alalım. Hemen sevgili izleyenlerimiz böyle düz bir tabağımıza çok fazla suyunu kullanmayacağız. İçindeki yeşillikler, domateslerimiz onlarla beraber güzelce bir şekilde pişti. Ve şimdi servis zamanı. Hemen bol sebzeyle beraber hazırladığımız ciğeri tabağımıza alalım. Kenara gelsin. Evet. Ondan sonra diğer tabağımız. Buna da aynı şekilde ilave ediyoruz. Hem sevgili izleyenlerimiz pratik, hem çok fazla zamanınızı almayacak hem de lezzetli bir yemek olacak. Sizler de şöyle arada bir de olsa ne yapmış olacaksınız? Farklı güzel bir sunum hazırlamış olacaksınız inşallah. Biraz da suyunu kullanalım. Suyu da israf olmasın. Evet. Tezgahımız da yerini alsın. Şimdi ızgaramızı kaldırabiliriz. Evet. Hemen sevgili izleyenlerimiz yavaş yavaş yumurtalar da pişmeye başladı. Şöyle keselim ki daha rahat bir şekilde almamız için. Birinci tabağımız. Evet. Bunu tek yumurtayla servis edeceğim. Evet. Kayısı kıvamında çok fazla da pişirmeyeceğiz yumurtaları sevgili izleyenlerimiz. Diğer tabağımız. Onu da iki tane kullanabiliriz. Evet. Çılbırımız. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerimiz. Güzel bir şekilde pişmiş olacak.
Hem de güzel bir servis yapmış olacaksınız. Suyunuzun içinde dağılmasını önlemesi için ne yapacaksınız? Biraz sirke kullanacağız ki yumurtalar daha güzel bir şekilde hazırlansın, pişsin. Dağılmasını da önlemiş olacağız bu şekilde. Bunu çok fazla, evet, pişirmedik. O da hazır sevgili izleyenlerimiz. Hemen tezgahımızdaki yerini alsın. Ciğerler hazır. Ondan sonra rokalı çırpılımız da hazırlandı sevgili izleyenlerimiz. Bir şöyle hemen tepsimizi kaldıralım. Ve pilavımıza geçelim sevgili izleyenlerimiz. Tenceremiz ısınmaya başlasın. Biraz altını açabiliriz. Tenceremiz ısınırken ne yapacağız? Tereyağımız. Şöyle hafif. Biraz bulgur biliyorsunuz. Yağ fazla sevdiği için yağ biraz sizler fazlalaştırabilirsiniz. Fazla kullanabilirsiniz. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen normal biz listemizde soğan ilave etmemiştik ama güzel bir aroma versin diye ben çok hafif bir dilim soğan kullanacağım. Yarım soğanımızdan şöyle alalım. Daha güzel bir aroma ve lezzet katması için sizler de kullanabilirsiniz. Böyle hazır. Bunu tenceremize gönderelim. O hazırlanırken tabii ki biz de ne yapacağız? Yeşilliğimiz kullanacağımız ıspanağımız. Ispanağı sizler fazla da kullanmak istiyorsanız fazla da kullanabilirsiniz. 200 gram kadar ıspanak yetecektir. Ispanağımızı hemen alalım. Evet. İnce ince doğramaya başlayalım. İçinde fazla belirgin olmasın diye ince ince doğrayacağız sevgili izleyenlerimiz. Soğanlarımız bayağı da acıymış. Bizleri biraz duygulandırdı. Hemen ciğerleri güzelce bir şekilde pişirdik sevgili izleyenlerimiz. Tezgahımızın üzerine aldık. Ve ondan sonra ne yaptık? Onun yanına dedik ki kendimize güzel bir çılbır hazırlayalım. Ve rokalı çılbırımızı hazırlamış olduk. Ve onun yanında bir de yakışacak neydi? Tabii ki pilavımız. Bugün de kendimize yeşil pilav hazırlayacağız. Bunun için de hemen ne yapıyoruz? Ispanağımız çok güzel bir aroma ve lezzet katacak. Mutlaka siz de yapın sevgili izleyenlerimiz. Kenara alalım. Doğramış olduğumuz ıspanağımız. Evet. Ve soğanımız. Bunlar da güzel bir lezzet katacak. İnce ince doğrayalım. Evet. Soğanlarımız da güzelce bir şekilde kavrulmaya başladı. Tereyağımız buram buram kokmaya başladı sevgili izleyenlerimiz. Evet şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen yavaş yavaş şimdi pilavımızı yapmaya devam ediyoruz. Ben ne yapacağım? Biraz altını kısacağım sevgili izleyenlerimiz. Pilavımızı hazırlamaya devam edeceğim. Şimdi biz ne yapacağız? Sizlerle beraber kısa bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra hem güzel pilavımızı yapacağız, bir de yanında salatamız olacak ve neler yaptığımızı anlatacağız. Şimdi reklamlar. Kısa bir reklama gidiyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz hemen kısa bir araya gittik ve çayımızı hazırladık. Ondan sonra çayımızı hazırladıktan sonra ne yaptık? Pilav, yeşil pilavımızı da hazırlamış olduk. Şimdi yeşil pilavımıza neler yaptık? Şöyle tereyağımızı tenceremize ilave ettik. Tereyağımız erimeye başladı. O eridikten sonra hemen güzelce bir şekilde biz de ıspanağımızı doğradık. Taze soğanımızı doğradık. Maydanoz ve dereotumuzu ince ince doğradık. Hemen bulgurumuzu ilave ettik. Bulgurumuz güzelce bir şekilde kavrulduktan sonra içine baharatlarımızı ilave ettik. Ve ondan sonra ıspanak, taze soğanımızı, maydanoz ve dereotumuzu içine ilave ettikten sonra
Onları da biraz ben hemen soteledim ve güzelce bir şekilde kavrulduktan sonra kaynar suyumuzu normal pilav hazırlar gibi suyumuzu içine ilave ettik sevgili izleyenlerimiz. Ve suyumuzu şimdi içine ilave ettim. Tekrardan tenceremizi kapağını kapatacağız. Şöyle gördüğünüz gibi yemyeşil güzel bir şekilde pilavımız hazırlanıyor. Tenceremizin kapağını kapatacağız. Bir 10 dakika dinlenmesi gerekiyor güzel bir şekilde hazırlanması için ve tane tane olması için sevgili izleyenlerimiz. Pilavımız demlenmeye devam etsin. Biz de ne yapalım? Sizlerle beraber güzel bir salata hazırlayalım sevgili izleyenlerimiz. Salatamıza neler kullanacağız? Hemen şöyle bir göz atalım. Arkada neler varmış dolapta? Hangi malzemelerimiz kalmış? Şöyle sevgili izleyenlerimiz. Kıvırcık, ondan sonra maydanoz, dereotumuz ve taze soğanımız var. Normal kuru soğan da kullanabiliriz. Hemen çılbırımızda kalan havuç var ve ondan sonra biraz da dünden eriştemiz var. Sevgili izleyenlerimiz, eriştemiz olsun, makarnamız olsun, pilavımız olsun ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz. Kesinlikle israf etmiyoruz. İsrafçı bir dinimizde yeri olmadığı için ne yapacağız? Bunları değerlendirelim. Salata olarak da tüketebiliriz ve çocuklarımıza yedirebiliriz. Şimdi güzel olması için neler yapacağız? Sizlerle beraber hemen hazırlığımıza başlayalım. Öncelikle eriştemizi geniş bir kabımızın içine alalım. Ve ondan sonra ne yapıyoruz sevgili izleyenlerimiz? İçine tabii biraz kekik kullanacağız. Güzel bir lezzet olacak. Hafif kekimizi içine ilave ettik. Sıvı yağ kullanmayacağız çünkü içinde yağ olduğu için çok fazla sıvı yağ kullanmayacağız. Ve pul biberi fazla kullanabiliriz. Çok güzel bir lezzet katacak. Nanemiz sevgili izleyenlerimiz. Hemen kuru nanemi de ilave ediyorum. Ve de tuzumuz. Biraz şöyle tuzumuzu da içine ilave ettik. Hemen tuzumuzu içine ilave ettikten sonra başlıyoruz yeşilliğimizi. İlk önce tabii ki ne alacağız sevgili izleyenlerimiz? Hemen dereotumuz, maydanozumuz ve biraz da taze nanemiz vardı. Onları doğrayalım. İnce ince. İnce ince başladık. Doğrama şöyle alalım ki sevgili kameraman kardeşimiz de görsün. Çok fazla iri doğramayacağız. Hemen yeşilliğimizi ince ince doğramaya başladık sevgili izleyenlerimiz. Bunu biraz daha inceltebiliriz. Hazır. Hemen doğramış olduğumuz yeşilliğimizi de gönderelim kabımızın içine. Toparlayalım. Evet. Şimdi hazır sevgili izleyenlerimiz. Ona lezzet verecek tabii ki taze soğanımız. Kaç tane de taze soğan da kullanabilirsiniz. Taze soğanımızı da ince ince doğrayalım bunlardan. Bu esnada şöyle biraz daha altını kısabiliriz pilavımız. Suyunu çeksin, iyice bir dinlensin. O dinlenirken biz de ne yapacağız? Kendimize salata hazırlayacağız sevgili izleyenlerimiz. Tabii ki salatada ne yapabiliriz? Elimizde ne varsa, hangi malzeme varsa onları biraz daha farklılaştırıp içine farklı malzemeler koyup da kendimize salata hazırlayabiliriz. Şöyle soğanımız ilave edelim. Şimdi hazır. Ve kıvırcık sevgili izleyenlerimiz. Çok ince doğrayacağız kıvırcıkları da. Evet. Şöyle. Hemen. Kıvırcıklar sevgili izleyenlerimiz ne yapacağız? Öncelikle hemen bütün olarak yapraklarını birbirinden ayıracağız. Onları iyice bir yıkayacağız. Ve yıkadıktan sonra doğrarsak o içindeki bütün yararlı vitaminler kalmış olacak. Eğer ki biz bu şekilde doğrayıp da tekrardan hemen yıkarsak o içindeki bütün yararlı vitaminler gittiği için ne yapacağız? Önce yıkayalım. Ondan sonra doğramasını gerçekleştirmiş olalım inşallah. Ve içine havuç güzel bir renk verecek sevgili izleyenlerimiz. Kalan havuçtan biraz havuç içine ilave edelim. Şöyle alalım. Şimdi
yeşilliğimiz, sevgili izleyenlerimiz hazırlandı. Güzel bir şekilde doğradık. Hazır. Bunun için de tabii ki bir tane domates kullanacağız. Şöyle domatesimiz de güzel bir renk versin. Hemen onu da biraz daha bıçağımızı bilgeleyebiliriz. Domatesimizi de ince ince hemen doğrayalım. Bunu da aynı yarım ay şeklinde dilimleyelim. Ondan sonra hemen doğrayabiliriz. Tekrardan şöyle kabımızın içine gönderelim. Şöyle tahtamızı bir ufak bir toparlayalım. Üzerinde domates suyu olduğu için üzerimize sıçramasın. Şimdi salatamıza devam edeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Hemen pilavımızı şöyle bir karıştıralım. Evet. Güzelce toparlamaya başlamış. Yavaş yavaş suyunu çekmeye başlamış. Hemen karıştırdık. Hafif düzeltmemizi yaptık. Bir 5-6 dakika daha iyice suyunu çeksin. Ondan sonra pilavımız hazırlanmış olacak sevgili izleyenlerimiz. Salatamız, bütün baharatlarımızı içine ilave ettik sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra yeşilliğimizi, maydanoz, dereotumuz, taze nanemiz, ondan sonra kıvırcımız, taze soğanımız, havuç ve bir adet domatesle beraber hemen iyice bir harmanlayacağız. O içindeki baharatlar da çok güzel bir lezzet katacak. Erişteli salatamız sevgili izleyenlerimiz. Gördüğünüz gibi hem elimizde kalan erişteyi değerlendirmiş olacağız, hem de israf etmemiş olacağız ve bir de kendimize farklı bir salata da hazırlamış olacaksınız inşallah. Karıştıralım tekrardan. Önemli olan şey sevgili izleyenlerimiz nedir? Elimizde bulunacak malzemelerden kendimize güzel sunumlar yapmak. Sizleri uğraştırmadan, market market dolaştırmadan, farklı yöreleri uğraştırmadan güzel yemekler yapın ve tezgahınızı farklı bir şekilde donatın diye biz de buradan sizlere güzel yemekler hazırlamaya çalışıyoruz. İnşallah sizler de evlerinizde aynı güzellikte yapmış olacaksınız. Gerçi sevgili izleyenlerimiz Facebook üzerinde, ondan sonra Twitter üzerinde, internet üzerinde sürekli bana aynı yemekleri hazırlıyorsunuz ve resimleri gönderiyorsunuz. Buradan da size canı gönülden sevgi ve selamlarımızı göndereyim. Şef Abdullah Usta hem Twitter, hem internette, hem de Facebook'ta, oradan da farklı yemekleriniz varsa bizlere göndermek istiyorsanız gönderin. Burada sizlere ismini kullandırıp o şekilde de hazırlamamızı istiyorsanız sizler için yapabiliriz. Facebook, Twitter, hepsinde de Şef Bitişik Şef Abdullah Usta'dan ulaşabilirsiniz. Yemekleriniz varsa bizlere oradan yönlendirin. Biz burada hazırlayalım ve sizin isminizi de vermiş olalım. Sevgili Güney abim hazırlıyor, Ahmet Kaya hazırlıyor. Samsun'da burada selam gönderelim. Erol Aydınoğlu, Mete, ondan sonra sevgili Memurcan, bütün arkadaşlara da canı gönülden selamlarımızı da göndermiş olalım. Şimdi sevgili izleyenlerimiz salatamızı hazırladık. Salatamızın yanında sunumumuzu güzelleştirmek için ne yapabiliriz? Biraz şöyle soğanımızla da hemen süslememizi yapabiliriz. Kenarına. Soğanı biz neden kullandık? Ciğer olduğu için sevgili izleyenlerimiz. Onun yanına soğan çok yakışıyor ve güzel bir lezzet katıyor. Biz de hemen sunumumuzu hazırlayacağız. Şöyle ilave ettik. Ondan sonra domatesimiz. Bir adet domatesimizi sevgili izleyenlerimiz. Hemen bunu da dilimler halinde keseceğiz. Şöyle. Domatesimizi de soğanımızın yanına ilave edeceğim. Evet. Şöyle koyalım hemen. O da güzel bir görüntü olsun. Biraz da üzerine ne yapabiliriz sevgili izleyenlerimiz? Maydanozumuzu kullanabiliriz. Ya şimdi limonumuz. Salatamızı yaptığımız kadar sevgili izleyenlerimiz, eğer ki biz böyle süslememizi de hazırlarsak hem salatamız daha güzel olacak, hem görüntü olarak
daha güzel bir görüntü ortaya çıkarmış olacağız inşallah. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Domatesimizi biraz daha kenarını süsleyip güzelleştirebiliriz. Kalan limonları da domateslerimizin üzerine bu şekilde ilave edebiliriz. Hazır. Son bir dokunuş yağımız. Hafif sıvı yağımızla gezdirdik sevgili izleyicilerimiz. Hem parlak hem güzel bir görüntü ortaya çıktı. Ve bunu da şöyle yavaş yavaş alalım kenara doğru. Hazır. Evet. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerimiz salatamızı da hazırladık. Hem de dediğimiz gibi israf dinimizde de haram olduğu için ne yapıyoruz? Elimizde kalan makarnalar olabilir. Ondan sonra pilavımız olabilir. Ondan sonra eriştemiz olabilir. Biz de ne yapabiliriz? Bunlarla farklı sunumlar yapabiliriz. Sadece bizim hazırladığımız gibi yeşillikler de değil. Siz isterseniz içine hemen haşlanmış bezelye kullanabilirsiniz. Mısır kullanabilirsiniz. İsterseniz nohut kullanabilirsiniz. Ondan sonra yeşillikle beraber onları harmanlayın. Ve daha güzel ve lezzetli bir salata da hazırlamış olacaksınız inşallah. Pilavımız sevgili izleyenlerimiz. O da yavaş yavaş hazırlandı. Of of of. Buram buram kokmaya başladı. Yemyeşil pilavımız sevgili izleyenlerimiz. Pilavımızın altını kapatalım. Tabaklarımızı da alalım. İki tane servis edeceğim tabağım. Yeşil pilavımıza bol ıspanak. Ondan sonra taze soğanımız, sevgili izleyenlerimiz, maydanoz, dereotumuz hepsiyle beraber güzel bir pilav oldu. Ve de içine bolca tereyağımızla beraber hazırladık. Şimdi pilavımız demlendi. Yavaş yavaş alalım. Elimizde eldiven olduğu için şöyle tutması biraz zor oluyor sevgili izleyenlerimiz. Kenara doğru alalım. Evet. Tezgahımız da yerini alsın. Bir tane de tabağımızı hazırlayacağız. Bunu da şöyle bir aldık sevgili izleyenlerimiz. Penceremizi kaldırabiliriz. Evet. Tezgahımıza gelsin sevgili izleyenlerimiz. Ve bu şekilde de ne yapmış olduk? 4 tane yemeğimizi hazırlamış olduk ve tezgahımızın üzerine almış olduk. Şöyle bir tezgahımızı ufaktan bir toparlayalım. Tezgahımız ister istemez biraz dağınık oluyor sevgili izleyenlerimiz çalıştığımız için. Şöyle bir toparlayalım. Evet. Hemen sevgili izleyenlerimiz çılbırımız hazır. Yeşil pilavımız hazır. Tavuk ciğeri hazır. Ondan sonra salatamız hazır. Dilersen neler yaptığımıza bir göz atalım sizlerle beraber. İlk önce o zaman tavuk gelsin. Sevgili izleyenler şöyle ciğer gelsin. Neler yaptığımıza bir göz atalım. Evet. O zaman biz şöyle bir şey yapalım sevgili izleyenlerimiz. Arkadaşlar bana çay hazırlamışlar. Ben hemen çayımı yavaş yavaş yudumlayayım. Kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra yemeklerimizin püf noktalarıyla beraber sizlere anlatacağız. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlar. Evet sevgili izleyenlerimiz hemen kısa bir araya gittik. Biz de yavaş yavaş çayımızı içtik. Dilersen neler yaptığımıza bir göz atalım. İlk önce sizlere sebzeli güzel bir ciğer hazırladık. Onun listesini alalım. Neler yaptığımıza bir göz atalım sizlerle beraber. Hangi malzemelerimiz var? İlk önce bir malzeme listemiz gelsin. Evet tezgahımız da yerini aldı sevgili izleyenlerimiz. Sizler de dediğimiz gibi güzel bir şekilde hazırlamak istiyorsanız, farklı sunumlar yapmak istiyorsanız bu şekilde kendinize hem güzel yemekler yapmış olacaksınız hem de farklı malzemeler aramanızda da gerek olmayacak ve elimizde bulunacak malzemelerle güzel yemekler sunabiliriz ve hazırlayabiliriz. Şöyle ciğer, evet.
Sebzeli tavuk ciğerimiz, sevgili izleyenlerimiz neler kullandık? 1 kilo kadar hemen tavuk ciğeri kullandık. Ondan sonra 2 adet kuru soğanımız var. 4 diş sarımsak kullanıyoruz. 2 adet domates kullanıyoruz. 5 adet karışık biberimiz var. Kırmızı biber olursa çok güzel olacak. Ve ondan sonra sevgili izleyenler, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber ve kekik kullanıyoruz. Kekik çok yakışıyor, mutlaka kullanın diyorum. Ondan sonra 1 tutam kadar maydanozumuz var sevgili izleyenlerim. Ciğerin yanına vazgeçilmezi soğan. 3 adet soğanla beraber kendinize salata hazırlayabilirsiniz. 1 su bardağı kadar sıvı yağ dedi ve de yetecek kadar yağımızı kullanabiliriz. İlk önce hemen ciğerleri güzelce bir şekilde temizliyor sevgili izleyenler. Onları temizledikten sonra tenceremizin içine yağımızı ilave edelim. Ondan sonra soğanlarımızı biraz iri bir parçalar halinde, kuşbaşı halinde doğrayacağız ve tenceremize göndereceğiz. Onları tenceremizde yavaş yavaş kavurmaya başlayacağız. Onları kavururken istersen içine bir iki tane sarımsağınızı da ilave edip güzelce bir şekilde kavurma işlemine devam edeceğiz. İçine daha lezzetli ve güzel olması için defne yaprağımızı içine ilave ettik ve tane karabiberimizle beraber kavurma işlemine devam ettik. Karabiberle beraber onları güzelce bir şekilde kavurduktan sonra sevgili izleyenlerimiz hemen ciğerleri de güzelce bir şekilde ne yapıyoruz? İçine ilave etmeden önce biberlerimizi ince ince doğrayalım. Biberimizi de içine ilave edelim. Daha güzel bir aroma olacak. Biberimizden sonra ciğerleri içine ilave ediyoruz. Güzelce bir şekilde kavurmaya devam ediyoruz. Onları kavururken hemen iyice bir toparlandıktan sonra içine 2 adet domatesimizi de kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Onları da içine ilave ediyoruz. Ve domatesimizi ilave ettikten sonra en son olarak içine bütün baharatlarımızı içine ilave ediyoruz. Baharatlarımızla beraber tekrardan bir 5 dakika daha yemeğimizi kavurduktan sonra sebzeli tavuk ciğerimiz hazırlanmış olacak. Ve sizler de lezzetli bir ciğer yemiş olacaksınız. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Şimdi çılbırımız için sevgili izleyenlerimiz hemen neler yaptık ona da bir göz atalım. Rokalı çılbır yine o da güzel oldu. Farklı bir sunum oldu. Rokalı çılbır için de sevgili izleyenlerimiz hemen neler kullanıyoruz? 2 adet roka dedik. 2 adet havuç kullanıyoruz. Ondan sonra 1 adet kuru soğan kullanıyoruz. 200 gram kadar yoğurt kullanıyoruz. Süzme yoğurt veya normal yoğurt da kullanabilirsiniz. Hangisi tercih ediyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ondan sonra 1 tatlı kaşık kadar tuz, karabiber ve kırmızı toz biber kullanıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz yetecek kadar yumurta. Çocuklarımız kaç tane istiyorsa ona göre kullanabiliriz. Biz 5 adet yumurta kullanıyoruz. 1 tutam kadar taze nane kullanıyoruz. 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var ve 1 tatlı kaşık kadar da sirke kullanıyoruz. İlk önce hemen tenceremize soğanlarımızı ince ince doğruyoruz, ilave ediyoruz. Ondan sonra havuçları güzelce bir şekilde rendeleyelim. Tekrardan havuçları içine ilave ediyoruz. Havuçları da güzelce bir şekilde kavurduktan sonra rokamızı hem ondan sonra hemen maydanozumuzu ve taze soğanlarımızı ince ince doğruyoruz. Onları da içine ilave ediyoruz. Taze nanemizle beraber. Biraz kavurduktan sonra baharatlarımızı içine ilave ediyoruz. Ve baharatlarımızla beraber 5 dakika daha kavurduktan sonra servis edeceğimiz tabaklarımızı alıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Servis edeceğimiz tabaklarımızı aldıktan sonra üzerine tekrardan yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Çocukların biraz daha hoşluğuna gitmesini istiyorsanız yoğurdun içine biraz nane ilave edip o şekilde de içine ilave edebilirsiniz. Yoğurtlarımızı ilave ettikten sonra tekrardan alüminyum tepsimizi hemen ocağın üstüne koyuyoruz ve suyumuzu içine ilave ediyoruz. 1 su bardağı kadar suyumuzu içine ilave edelim. Onun içine 2 damla sirkemizi ilave ediyoruz ve sirkeyle beraber kaynamaya başlıyor. O kaynadıktan sonra içine kullanacağımız kadar yumurtaları kıralım sevgili izleyenlerimiz. Ona biraz toparlanması gerekiyor. Biraz şöyle kendini çekmesi gerekiyor. Toparlandıktan sonra piştikten sonra hemen alalım üzerine servis edelim ve kenarına isterse süsleyebilirsiniz. O şekilde de çılbırın hazırlamış olacağız. Şimdi size afiyet olsun diyelim. Yeşil pilavımızda da neler yaptık? Ona da bir göz atalım. Evet, yeşil pilavımız için de sevgili izleyenlerimiz hemen 200 gram kadar ıspanak kullanıyoruz. Ondan sonra 2 su bardağı kadar bulgur kullanıyoruz. 1 tutam kadar maydanoz ve dereotumuz var. Ve ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar tereyağı kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber ve kuru nane kullanıyoruz. 3 adet de taze soğan kullanıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Öncelikle hemen yeşilliğimizi doğrayalım. Onları kenarda bekletiyoruz. Hemen tenceremizin içine yağımızı ilave edelim. Biz hafif biraz da soğanımızı ilave ettik daha lezzetli olması için. Sevgili izleyenlerimiz soğanı da güzelce bir şekilde kavurduk. Ondan sonra bulgurlarımızı içine ilave ediyoruz. Bulgurları iyice kavuruyoruz. Bulgurlar iyice kavrulduktan sonra doğramış olduğumuz yeşilliğimizi de hemen içine ilave ediyoruz. Taze soğanımız ondan sonra ıspanağımızı da içine ilave ettikten sonra tekrardan bir 2-3 dakika daha kavuruyoruz, soteliyoruz. Ve onları soteledikten sonra içine maydanoz ve dereotunuzu da içine ilave edin. Ve ondan sonra bütün baharatlarınızı içine ilave ediyorsunuz sevgili izleyenlerimiz. Hemen baharatla beraber tekrardan karıştırıyoruz. Ondan sonra yetecek kadar suyumuzu içine ilave ediyoruz. Suyunu verdikten sonra 10-15 dakika dinlendiriyoruz pilavımızı. Ondan sonra yeşil pilavımız hazırlamış oluyor ve sizler de afiyet diyeceği çok da güzel bir pilav olmuş olacak inşallah. Salatamızda elimizde kalan malzeme sizler de kendinize salata yapmak istiyorsanız o şekilde de salata hazırlayabilirsiniz. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim ve kesinlikle israf etmemiş olacağız inşallah.
Evet sevgili izleyenlerimiz, bu şekilde yine güzel bir günü noktaladık. İnşallah sizler de evlerinizde aynı güzellikte, aynı lezzette yemekleri yapmış olacaksınız. Yarın yine sizlere çok güzel sürprizlerimiz olacak. Yarın güzel yemeklerimizle burada olacağız. Ve sesimizin gittiği her yerde bizleri izleyen herkese burada canı gönülden sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.